arkadaşlarımız Enes Kanter'i bulmuşlar. NBA yıldızı Enes Kanter'i ve Enes Kanter'le bir Ramazan muhabbeti yapmışlar. Sorular sormuşlar. Enes Kanter de açık yüreklikle cevaplamış. Bakalım neler anlatmış. Birlikte izleyelim. Ben ilk orucumu, ilk Ramazan'ımı Van'da tutmuştum. Bir kış günüydü. Yani ilk orucumu tuttuktan sonra okuldan gelmiştim. Ben gerçekten çok heyecanlıydım. Ondan sonra annem tabii bayağı bir yemek falan hazırlamıştı. İlk teravihimi kılacaktım. Sonra tabii bayağı da kar yağıyordu. Kışında bayağı kar yağıyordu. Van'da da kar yağınca bayağı yağar yani. Şu diz seviyesine falan gelirdi yani. Her neyse ondan sonra biz orucu açtık. Tabii ilk orucumuzu. Teravihe o bizim sitenin içinde kayarak gitmiştik. Karda kayarak gitmiştik. Tabii bunlar hani geriye dönüp baktığımızda hani tabii namaz biraz uzun olunca biz de küçüğüz, fazla anlamıyoruz. Tabii aralarda bozuyorduk. İşte, tabii namazı bozuyorduk, bir daha duruyorduk falan. Tabii bayağı gülüşmeler oluyordu falan filan. Ama hani ilk orucum hani gerçekten her zaman beni çok heyecanlandırır ve hani çok mutlu eder. Ben ilk Van'dan sonra Ankara Samanyolu Koleji'nde başladım. Ankara Samanyolu Koleji'nde işte 2 sene oynadım. O 2 sene içinde pek fazla zorluk çekmiyordum çünkü hem yaşım çok küçüktü ve antrenmanlar o kadar ağır değildi. Ve şöyle Samanyolu Koleji'nde neredeyse yani bütün arkadaşlarım oruçluydu. Onun için pek fazla bir sorun çıkmadı. Şimdi Fenerbahçe Koleji'nde okuyorum. Tabii okula gidiyoruz öğlen. Tatil oluyor, yemeğe iniyoruz. Şimdi ben de arkadaşlarımla beraber iniyorum yemeğe. Hani onları sırf yalnız bırakmamak için. Hani bütün arkadaşlarım yemek yiyor, ben sadece şöyle oturup onları seyrediyordum. Tabii soruyordum onlara işte sıcak mı, güzel mi falan filan diye. Onlar da bayağı bir utanıyorlardı işte. Ama ondan sonra ben hani hem genç takımla hem de A takımla antrenmanlara çıkıyordum. Tabii bu oruç zamanı hani gerçekten hani ben bir de yaşım o kadar 15-16 yaşlarında olduğu için vücuduma çok ağırdı, ağır geliyordu. Hatta ben A takım antrenmanı çıktıktan sonra eve giderken işte arabada ağladığımı hatırlarım artık acıdan, susuzluktan ağladığımı hatırlarım. Ama işte o acı, o susuzluk, o yorgunluk, işte o ezan okununca bir bardak su içtikten sonra o manevi hissin size verdiği şey hiçbir şey değişemezsiniz. Onun için ben hani hiçbir zaman pişman değilim ama ben ki tuttum hani gerçekten çok şu an arkaya bakıp gördüğümde yani gerçekten keşke iyi ki tutmuşum diyorum. İşte ben Fenerbahçe'de 3 sene oynadıktan sonra Amerika'ya geldik. Amerika'da tabii her şey değişti. Çünkü ben Fenerbahçe'de ailemle beraber kalıyordum. Eve gidince yemek hazır, sıcak çorba hazır, işte su hazır. Hemen annem sofrayı dedim, hemen yemek yiyorduk. Şimdi Amerika'da tabii bütün her şey değişti. Şimdi Amerika'ya ilk geldim, oruç tutuyorum. Tabii eve geliyorum, yemek yapan yok. İşte bir çorba kaynatan yok falan. Şimdi ben diyorum ne yesem. Hani gidip orucumuzu kaç kere hani sandviçle açtığımı hatırladım. Tabii hani şöyle hiçbir zaman hani pişman olmadım yani iki hepsini bile, gençliğimde bile iki tutmuşum dedim yani. Gerçekten ama şöyle söyleyeyim çok çok güzel geçti yani ben ilk başta da çok zorlanacağımı zannettim. Özellikle tam yaza denk geliyordu o yazın, tam yazın ortasında vakitlerde işte neredeyse saat 9'da açıyorduk orucumuzu. Ama ben hani bir iki günden sonra hani vücut alıştıktan sonra hiçbir zaman zorlandığımı hatırlamıyorum. Özellikle bu sene biz eğer hani NBA finallerine kalsaydık NBA finalinin 3. maçı tam Ramazan'a denk geliyordu. Sırf benim için bütün Oklahoma City kulübü araştırma yapmış Ramazan üzerine. Daha önce kimler Ramazan oyuncular tutmuşlar, nasıl tutmuşlar, neler yapmışlar falan. Hatta ben çok iyi bir örnek vereyim size. Basketbolu yakından takip edenler bilirler. Hakim Olajuwon diye bir hani efsane bir oyuncu vardı işte. Yani büyük ihtimalle gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncu arasından sayılıyor yani. O tam NBA finalleri sırasında Ramazan'a denk geliyor ve bütün Amerika, bu da takımın en iyi oyuncusu. Bütün Amerika konuşuyor işte tutacak mı, tutmayacak mı, ne yapacak falan filan. Tabii bu tutacağını açıklıyor ve bütün Amerika buna karşı çıkıyor. Çünkü işte çok önemli maçlar, NBA finalleri. Ama bu kesinlikle hani ben hani her zaman da şey yaparım hani Allah'ın üzerimize kıldığım farzlar kesinlikle hani bu işte yok NBA oyuncususun, şusun, busun falan istediğin mevkide olursan ol kesinlikle bir engel değildir.
Ve Hakim Olajuwon NBA finallerinde oruçlu geçiriyor. O sene şampiyonluğu kazanıyorlar ve Hakim Olajuwon en değerli oyuncu seçiliyor NBA finallerinde. Onun için eğer biz bu sene Golden State'e yenilmeyip Cleveland'la final oynasaydık ben kesinlikle tutacağımı düşünüyorum yani. Küçük bir hemen anımı anlatayım. Biz turnuva bitti, ya bizim turnuva diyorum, maçlar bitti. Golden State'e 7. maçta maalesef yenildik. Eve geri dönüyoruz, Oklahoma'ya geri dönüyoruz. Hiç konusu bile geçmezken Russell Westbrook birden sordu, Ramazan ne zaman diye. Ben de şaşırdım, hiç alakasız bir yerde sordu, böyle uçaktayız. Ben altısında başlıyor falan filan dedim. Nasıl anlatmamı istedi ona. Nasıl oluyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan filan. Tam benim önümde de Kevin Durant var, o da dinliyor. Ben dedim güneş battıktan, güneş çıktıktan güneş batana kadar arasında hiçbir şey ne yiyoruz ne içiyoruz. Tabi bu ilk başta tam yemeği anladı ama içmeyi anlayamadı. Su da mı içmiyorsunuz, hiçbir şey içmiyor musunuz falan, çok şaşırıyorlar. Çünkü bunların da kendine göre oruçları var. Bunlar sadece bir şey içiyorlar, o kadar. Hiçbir şey yemiyorlar, sadece su içiyorlar falan. Ben deyince tabi hiçbir şekilde su içmiyoruz, bir şey yapmıyoruz falan, çok şaşırdılar. Hatta Kevin Durant dönüp söyledi ki bana, ben yapamazdım ama sen yapıyorsun diye seninle gurur duyuyorum dedi. Yani şöyle, şu cümlesi bir beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü Kevin Durant gibi bir dünya yıldızının bizim Ramazan'a böyle saygı göstermesi, sırf benim tuttuğum için böyle saygı göstermesi beni çok mutlu etti. Ben normal sezonda bile, Ramazan'dan bahsetmiyorum, normal sezonda bile olsun haftada iki kere tutmaya çalışırım. Zaten pazartesi ve perşembe oruçları sünnettir, bunu bütün arkadaşlarımız da biliyordur. Ama bizim çoğu zaman pazartesi ve perşembe günlerinde maçlarımız oluyor. Bu bazen salı, cumartesi olur, çarşamba, pazar günü olur. Ama ben her zaman yapmaya çalışıyorum, haftada iki kere tutmaya çalışıyorum. Bu hem manen hem madden, fiziksel olarak çok işime yarıyor. Çünkü özellikle çok ağır bir tempoda olduğumuz için vücuda çok yükleniyoruz. Bu çok çok yüklenirken vücuda çok fazla şey yapıyoruz. Proteindir, karbonhidratı çok yükleniyoruz. Bu haftada iki kere oruç tutma gerçekten beni çok iyi hissettiriyor. Vücut olarak bir dahaki gün eğer maçımız varsa ben çok rahat hissediyorum. Vücudum fiziksel olarak çok rahat çıkıyorum. Onlardan tek tavsiyem haftada iki kere kendileri için zor olur olmaz, onu kendileri karar verirler. Ama benim onlara tek tavsiyem kesinlikle isterseniz NBA'de oynayın, isterseniz Türkiye'de veya nerede oynuyorsanız veya istiyorsanız sadece basketbolda hangi spor yapıyorsanız yapın. Kesinlikle Ramazan'da bu kesinlikle ne Ramazan'a engel ne Allah'ın üzerimize kıldığı hiçbir farz engeldir. Onun için Allah hepsinin yardımcısı olsun.